kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Kur'an'ın bir suresine, bir ayetine, hatta bir tek cümlesine de mi benzer bir şey yapılamaz? Yani Kur'an-ı Kerim bir bütün olarak 600 küsur sayfalık bu Kur'an-ı Kerim'in tamamına benzer ve onun gibi olan bir eser yapılamaz. Tamam. Acaba bu sureler için de geçirilim. Hatta bir tek ayet için, bir cümle için de geçerli midir? Bir cümlesine benzer de yapılamaz mı? Onu bazıları garip görüyorlar. Ee, i̇şin esası İslam alimleri bu konuda iki farklı görüştedir. Ama çoğunluk alimlere göre, evet Allah'ın kelamı bir benzerini getirmek ancak Allah'a hastır. Allah dilerse ancak bir benzerini yapar. Yoksa insanlar Allah'ın kelamına benzer bir şey Yapamazlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Öyleyse Allah'ın kelamının tamamını da, bir suresini de, bir kısmını da yapmak insanlığın takatinin, gücünün üstündedir. Ve onun bir benzerini yerine getirmesi mümkün değildir. Ne gibi? Ee, i̇nsanlar uçak yapıyorlar ama kuş yapamıyorlar. İnsanlar denizaltı gemisi yapıyorlar ama balık yapamıyorlar. İnsanlar insana benzer herhangi bir heykel yapıyorlar ama insan yapamıyorlar. İnsanların yaptığı heykeller, topraktan yapılan heykeller Allah'ın yarattığı insanla mukayese edilmez. Demek ki Allahu Teala'nın kelamı da aynen bunun gibidir ve bu kelamın benzerini az da olsa insanların yapması mümkün değildir. Yani insanlar diyemezler ki biz kartal yapamayız ama bir sineği yaparız. İnsan yapamayız ama gözünü yaparız gözün yapamayız ama hücresini yaparız diyemezler. Dolayısıyla Kur'an'ın da tamamını yapamadıkları gibi bir suresini de, bir ayetini de, bir kelimesini de yapamazlar. Ancak bir başka görüş şöyle, onu da ifade edelim ve buna bir örnek verelim inşallah. Ona sarfe görüşü diyorlar. Yani Allahu Teala'nın bu Kur'an kelamına benzer insanlar yapabilir aslında. Ama Allah nasıl ki bir insana kalkamayacaksın derse, o insan da kalkamaz, Allah kalkamayacaksın dediği için onun gibi mucize olur Allah'ın bu emrini uygun olarak o insanda kalkamaz. Gücü yetmez kalkmaya. Çünkü Allah kalkamayacaksın demiştir. Onun gibi Kur'an-ı Kerim'de bir benzerini insanlar getirebilirdi ama Allah getiremeyeceksiniz dediği için getiremezler şeklinde bir görüş var. Yalnız bu görüş tercih edilmemiş çok azınlık azınlıkta kalmış bir görüştür. Esas görüş Kur'an-ı Kerim'in bir benzerini, hatta bir ayetinin, hatta bir cümlesinin, hatta bir kelimesinin bile bir benzerini getirmek insan gücünün üstündedir. İnsan bunu yapamaz, yapmaya gücü yetmez. Buna müsaade ederseniz somut bir örnek verelim ta ki konu daha net anlaşılsın. Mesela insanın göz hücrelerinden bir hücreyi ele alalım. İnsanın gözündeki o hücreyi koyan zat o hücrenin içinde bulunduğu bütün bedene hakim olması lazım. O bedenin içindeki ruha, o bedenin o gözün içindeki o göze, o gözün içinde bulunan beyine, kalbe, damarlara, asaba, insanın sinirlerine, hissiyatlarına yani insan bedeninin tamamına ve o insan bedende bulunan ruha hakim olmayan bir zat o insan gözüne bir hücreyi koyamaz. Öyleyse o gözümüzle göremeyeceğimiz kadar o hücrenin bütün bedenle münasebeti var. Bütün bedenle ilgisi var. Adam mesela bir yere baktığı zaman orada bir tehlike görüyorsa o gördüğü tehlikeden kalbi küt küt atıyor. Demek ki gözdeki hücrenin kalple münasebeti var. Tehlikeyi gördü, ayakları başlıyor koşmaya. Beyin harekete geçiyor. Demek ki o gözdeki hücrenin sadece yerinde değil, hem gözle, gözün tamamıyla, hem kafayla, hem bedenle, hem ruhla, hem insanda bulunan bütün sinir organlarıyla ve bütün hücrelerle münasebeti var, ilgisi var. Öyleyse o tek hücreyi o göze koymak mucizedir. Bütün insanlık bir araya gelse o hücreyi yapıp oraya koyamaz denilebilir. Çünkü o hücreyi oraya koymak bütün bedeni bilmeye bağlı bir durum. Demek ki Kur'an'daki her bir ayetin, her bir cümlenin, her bir kelimenin hatta birçok alime göre her bir harfin hem o ayetle, hem o sureyle hem de Kur'an'daki bütün ayetlerle münasebeti var. Öyleyse onu oraya koymak ancak kainatı ihata eden, Kur'an'ın her tarafını bilen sonsuz ilim sahibi bir Allah olabilir. Mahluk olan insanlar ve varlıklar o özellikte olmadığından onu yapmaları mümkün değildir. İşte bu açıdan bakıldığında mesela Elhamdülillahi Rabbil Alemin Oradaki Rabbil Alemin ismi, Allah'ın ismi Kur'an'daki bütün Rab isimlerine bakıyor. Rabbun Nas, Rabbul melaket ve Ruh, Rabbuna, Rabbukum gibi Rab'la ilgili bütün ayetlere, bütün kelimelere tek tek bakıyor. Öyleyse o ayetleri bütün ayetlerle münasebetini kurup öyle göndermek ancak ilmi ezeliye, sonsuz bir ilme, sonsuz bir hikmete bağlıdır. E bu da insanlarda olmayacağından Kur'an-ı Kerim'i hem toptan düşündüğümüzde hem ayet ayet hem kelime kelime beraber tabi içinde müstakil değil. Düşündüğümüzde Kur'an'ın bir ayetinin de bir benzerini getirip mümkün değil. Bununla ilgili uzattım, hakkını helal edin. Bir örnek daha vermek istiyorum. Hatta Kur'an'daki cümlelerin yerlerini değiştirmek bile o Kur'an'ın mucizelini bozar, harikalını bozar. Ne gibi? Sizin şu bedeninizdeki diziliş mükemmeldir. Burun yerinde, göz yerinde, ağız yerinde, diş yerinde. Faraza, burunla gözün yerini değiştirseniz o intizam, o düzen bozulacak. Demek ki ya da dişlerinizin yerlerini değiştirsek, ön dişleri, arka, arka dişleri öne koysanız bak o güzellik, o mükemmellik kaybolacak. Aynı bedenin organları olmasına rağmen. Parmaklarınızın yerini değiştirseniz, hatta kollarınızın yönünü değiştirseniz ne kadar başınızla gövdenizi yerini değiştir. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in hem baştan sona dizilişi, hem yerleri, hem konumu da mucizedir. O açıdan da bir benzeri getirilemez. Ve hangi yönden bakarsak bakarım, Kur'an-ı Kerim Allah'ın kelamıdır. Ezeli ilmiyle gönderiyor. Ezeli kelamıdır. Ancak ezeli olan Allah bir benzerini gönderirse olabilir. Yoksa hiçbir mahluk, hiçbir cin, hiçbir melek hepsi toplansa kainat da bir araya gelse bütün şuurlu varlıklar o Kur'an'ın bir benzeri yapamazlar ve onu taklit edemezler.